Arkadaşlar CES 2024'te yanımda o kadar değerli bir isim var ki Ali Taha Koç, Turkcell'in yeni CEO'su. Aranızda birçok kişi kendisini tanımıyor olabilir. Çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoş Benim geldiniz. Bir ricam var. Doğrudan sizi dinlemek istiyorum. Çünkü siz Türkiye'deki sayılı insanlardan bir tanesiniz. Kendinize ait patentleriniz var ve Turkcell'de de yeni bir kan, yeni bir soluk olarak Turkcell'in başına geçtiniz. Heyecan var mı? Var tabii ki. Yeni bir heyecan, yeni bir macera başlıyor. Uzun süreler devlette çalıştıktan sonra, daha öncesi tabii özel sektörde çalıştıktan sonra yeniden Türkiye'nin teknoloji devi bir firmanın CEO'su olmak benim için hem bir gurur kaynağı hem de büyük bir heyecan doğuruyor. İnşallah daha güzel işler yapacağız Turkcell'de. Ali Taha Koç neler yaptı bugüne kadar? Onları dinlememiz mümkün olur mu? Tabii ki ben bir Bilkent Elektronik mezunu, 2001 mezunuyum. Arkasından Amerika'ya gittim. Amerika'da doktorumu tamamladım, University of Texas'ta. Sonra 9 sene boyunca Amerika'da Intel firması duymuşsunuzdur. Evet. Intel Insight. Herkes onu bilir. Bütün bilgisayarlarda vardı. Aklımıza o geliyor. Aklımıza o geliyor. i3, i5, i7 biliyorsunuz. Evet. İşlemciler herkes bilir. Onların Ar-Ge biriminde çalışıyordum. Ar-Ge direktörüydüm. İşte o zamanlar 2013 yılında Intel'de en fazla patent çıkartan ilk 10 mühendisten birisi oldum. Söylemesi ayıp diyorum ama esasında ayıp değil. 63 tane patentim var bana ait olan. Tabii herhangi bir maddi bir şeyimiz yok, beklentimiz yok. Sadece isim hakkı bizde. Çünkü şirket tarafından alındığı için dünyada regülasyon böyledir. Siz patentlere sahibisiniz ama onlardan maddi gelirleri şirketler kazanır. Tabii ki. Ondan sonra da 2014 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. Öncelikle Cumhurbaşkanlığında çalışmaya başladım. Arkasından da Bilkent'te aynı zamanda dersler vermeye devam ediyorum. Kablosuz iletişim alanı benim esas uzmanlık alanım. Kablosuz iletişim, wireless communication dediğimiz iletişim. Zaten en önemli şeylerden birisi telekomünikasyon oradan gelir. Telekomünikare. Tele uzak demek, komünikare de paylaşmak demek. Evet. Uzaktan paylaşımdır telekomünikasyon. Telekomünikasyon alanında bunu bir ses olabilir, bir SMS'le mesaj olabilir, bir tweet olabilir. Ama hep yaptığımız şey nedir? Bir şeyi paylaşmak. Artık günümüzde de paylaşabildiğimiz şeyler sayısı gün geçtikçe uygulamalardan dolayı artıyor. Türkcell olarak da bizler de bu yarışta vatandaşlarımızın, kullanıcılarımızın hepsinin daha fazla paylaşabilmesi için çok kuvvetli bir altyapı hazırlığının içerisindeyiz. Bunu teknolojik boyutta sağlayacağız. Tam olarak o noktaya gelmişken ben aslında Turkcell'de nasıl bir hayaliniz vardı demek istiyorum. Şunu da eklemek istiyorum, lafınızı da balla bölmüş olacağım ama ben Ali Taha Bey'le çok uzun zamandır tanışıyorum. Kendisinin sürekli böyle bir araya geldiğimizde hep kısa buluşmalar oluyor. O 10 dakika, 15 dakikada bile o kadar değerli bilgiler alabiliyorum ki o yüzden şöyle bir şey söyleyebiliriz bence. Buradan da çok güzel bilgiler çıkabilir sizler için. Turkcell'de hayal ettiğiniz bir vizyon var mı? Burada bir vizyon değişimi mutlaka olacaktır. Bir yol haritasında, yol gidişatında değişiklik olacaktır. Ne yapmayı planlıyorsunuz ilk etapta? Turkcell inşallah 2024 yılında 94'te kurulmuş 30. yılını kutlayacak. 30 yıldır Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi. Kesinlikle öyle bu arada. Biz bu lokomotif olma görevimizi devam ettireceğiz ve vatandaşlarımızın dijital dönüşümüne ön ayak olacağız. Sadece onların bağlantılarını sağlamakla değil, aynı zamanda hayatlarını kolaylaştıracağız. Çünkü bizim için dijital dönüşümün en önemli faydası vatandaşımızın hem refahını artırmak hem de hayatını kolaylaştırmak. Bunun için de yapmamız gereken çok önemli şeyler var. Öncelikle dijital okuryazarlığı artıracağız. Ama arttırmasak bile günümüzdeki en büyük sorunlardan birisi dijital dünyaya bu kadar hızlı adapte olurken bunun risklerinin karşısındaki bilgi birikimimiz ne yazık ki istediğimiz seviyede değil. Maalesef. Ondan dolayı siber güvenlik bizim için bundan sonra olmazsa olmaz bir ürün, bir servis olarak vatandaşlarımızın karşısına çıkacağımız bir alan. Verilerimizi nasıl koruduğumuzu, verilerimizi nasıl paylaştığımızı ve Turkcell olarak biz vatandaşlarımıza sadece bağlantı sağlamayacağız. Güvenli bağlantı sağlamaya başlayacağız. Artık Turkcell'le bağlantıları zaman hayatlarında güvenebilecekleri, onları destekleyen bir Turkcell olacak. Daha önce de destekliyorduk ama şunu söylemem gerekiyor. Bundan sonra yaptığımız her operasyonda, her işte güvenli bir internet bağlantısı sağlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız diyeceksiniz. Günümüzde belki burada da görmüşsünüz CES'te herkesin konuştuğu, her üründe olan yapay zeka teknolojileri. Günümüzde artık yapay zekanın olmadığı bir ürün, bir hizmet, bir servis yok. Araba da yok. Bu sene kesinlikle zaten yapay zeka trend. Şimdi yapay zekanın can suyu nedir diye sorarsanız veridir. Kesin. Veri olmadan herhangi bir şekilde yapay zeka algoritması oluşturamazsınız. O alacak ki çalışıp kendini Aynen. geliştirecek. Öğrenecek. Bir çocuk gibi yapay zekayı eğitmeniz gerekiyor. Ama eğitebilmenizin en önemli özelliği bir şeydir. Çocukları ve insanoğlunu
belli bir miktarda yetişsiniz. Çünkü yorulur, uykuya ihtiyacı var diye. Yapay zeka teknolojisini ne kadar fazla veri verirseniz o kadar kaliteli öğrenmesini sağlayabilirsiniz. O kadar daha az hata yapmasını sağlamış oluyorsunuz. Ama şunu unutmayın, yapay zeka da hata yapacak. Ama biz Türkiye'nin Türkcelli olarak vatandaşlarımıza çok az hata yapan, çok kaliteli yapay zeka teknolojilerine servis vermeye başlayacağız. En önemli özelliğimiz artık vatandaşımızın ihtiyaçlarını yapay zeka ürünlerimizle beraber karşılamaya çalışacağız. Burada veriden bahsetmişken veri merkezleri konusunda bir yatırım olacak mı? Yani Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diye biliyorsunuz bir hatta sloganı da var bizim ülkede şu anda. Bu noktada Türkcell olarak yeni veri merkezleri şu anda gündemde mi? Tabii ki. Bizim için önemli şeylerden birisi hem kendi altyapımızı, network'ümüzü sağlam tutabilmek hem de bizim bilgi teknolojik altyapımıza ayakta tutabilmek için hem de piyasaya bunu ürün olarak satabileceğimiz veri merkezlerimiz var. Bunların hepsini bir çatı altında Türkiye'de şu anda 4 tane uluslararası standartlara uygun veri merkezimiz var. Çorlu'da, Temelli'de, Ankara'da, Gebze'de ve İstanbul'da olmak üzere 4 tane çok kaliteli veri merkezimiz var. Bunların sayısı ve kapasitesi artacak. Ve biz piyasadaki, Türkiye'deki firmalarımıza veri merkezi sistemleri sağlayacağız. Bunlar nedir mesela? Öncelikle eğer sizin kendi altyapınız varsa o altyapılarınızı gelip bizim veri merkezimizde depolayacaksınız, tutacaksınız. Eğer altyapınız yoksa size bunu servis olarak sunacağız. Sizin bulut bilişim hizmetlerinizden tutun da sunucu ihtiyaçlarınıza kadar her şeyi servis olarak bizler sunmuş olacağız. Ve böylece yeni KOBİ'lerimizin, şirketlerimizin bilgi teknolojilerine yapacakları yatırımı biz üstümüze alıp onlara servis bazlı olarak hizmet sunmaya başlamış olacağız. Yani Turkcell için 2024 hem 30 yaşını kutlamayla hem de yapay zekalı yeniliklerle geçecek diyebiliriz. Kesinlikle. Veriden bahsettik. Verinin aktarım için en önemli şey biliyorsunuz 5G. Şu anda çok artık konuşulmadığı alan kalmadı. Hatta 6G'yi konuşuyoruz ama bizim şu anda aslında odak noktamız 5G diye biliyorum. 5G konusunda bu yıl bir müjde alır mıyız? Şimdi 5G teknolojisi şunu unutmamamız gerekiyor. İnsanlar için yapılmış en son teknoloji 4G teknolojisi. Biz Türkiye'de 4.5G olarak adlandırıyoruz. 5G teknolojisi şeyler için, yani makineler için, IoT dediğimiz internetin nesnelerin interneti için yapılmış bir teknoloji. Yani vatandaşlarımıza direkt olarak etkisi, belki hız arttırma olarak düşünebilirsiniz ama onun dışındaki direkt etkisi ne yazık ki sınırlı. Ama ona rağmen biz kapasite artırımını görebilmek için ve Türkiye'de en hızlı bir şekilde 5G'ye geçmesini istiyoruz. Şunu da söylemem gerekiyor, 5G Türkiye'nin her yerinde olmasına gerek yok. Sadece kapasite ihtiyacı olan bazı yerlerde bölgesel olarak 5G'leri sunabiliriz. Ama en önemli bizim için kazanım, karanlık ve soğuk fabrikalar dediğimiz. Herhangi bir şekilde insanların çalışmadığı, sadece robotların çalıştığı ve 5G altyapısıyla birbirine bağlı robotların çalıştığı fabrikalar. Bunda fabrikaların göze ihtiyacı yok. İnsanın göze ihtiyacı var. Ondan dolayı aydınlığa insanın ihtiyacı var. Fabrikaların ısıtılmaya ihtiyacı yok. Motorlar eksi derecelerde bile çalışabilir. Robotlar çalışabilir ama insan için ısıtmaya ihtiyacı var. Karanlık ve soğuk fabrikalarla beraber, artık 5G ile beraber bunlar günümüzde bir gerçekleri oluşacak ve inşallah Türkiye'deki birçok fabrikamızı hem verimliliğini artırmak anlamında hem de kaliteli üretim artırmak anlamında 5G teknolojisiyle dolanacak. Fabrikalardan bahsettik. Şu anda arkamızda evet. Türkiye'nin ikinci yerli otomobili diyebileceğimiz TOGG'un yeni akıllı cihazı T10F duruyor. Dün lansmanı yapıldı. İş ortaklarından, yatırımcılarından bir tanesi de Turkcell. TOGG'la alakalı gelecekte ya da şu anda yaptığınız sürpriz bir bilgi var mı benimle paylaşabileceğiniz? Şimdi fastback diyoruz. Evet. Çünkü biraz biliyorsunuz günümüzün vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda bazı tasarımsal değişiklikler oldu. T10F bizim için çok güzel bir araba. İçine oturduğumuz zaman da arkasının rahatlığını da görebiliyoruz. Biz Turkcell olarak hem %23 TOGG'un ortağı olmanın dışında teknolojik altyapısını, birçok teknolojik altyapısını Turkcell olarak biz sağlıyoruz. Bu arabaların en önemli özelliği bağlantılı olmaları. Bağlantılı arabaların bağlantısını sağlayan, yani bağlantılı TOGG'ların bağlantısını sağlayan kim? Tabii ki Turkcell. Şimdi T10X ve T10F'nin bütün bağlantısını, internetini sağlayacak olan kurum Turkcell olacak. Bunun yanında biliyorsunuz çok güzel dijital ekranlarımız var. Bu bir dijital cihaz, akıllı bir cihaz. Yani işletim sistemi olan, ekranları olan, içinde bilgisayar olan bir cihaz. Bununla mesela ben T10X'imde bütün müzik dinlememi Fizi uygulamamızla
Turkcell'in uygulaması olan Fizil'e dinliyorum. Artık müzik dinlemek istiyorsanız TOG'da kullanacağınız uygulama Fizi. TOG'u aldığınız andan itibaren müziği Fizi ile dinleyebiliyorsunuz. Bunun dışındaki bütün Bip, TV Plus uygulamalarımız da yakın bir zamanda TOG'un içine gelecek. Yani biz hem teknolojisine destek olmak yanında, yapay zeka teknolojisine destek olmak yanında uygulamalarımızı TOG'un içine entegre ediyoruz. Yani o içerideki kamerayla artık Bip'le belki yakın zamanda bir görüntülü görüşmede... Görüntülü görüşme, konferans toplantıları. Çünkü artık bu arabalar bir yaşam alanı. Belki toplantınızda arabayı bir yere çekeceksiniz güzel bir yerde. Toplantınıza, video konferansınıza TOG'un içinden bağlanacaksınız. Neden Onun olmaz? İçin yeni bir bilgisayara ihtiyacınız olmayacak. TOG'un içinden o kamerayla girip toplantısını yapıp yolunuza devam edeceksiniz. Yapay zeka olayı arabada çok fazla kullanılacak. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle kamerasının durumuyla hem yorgunluk algılama hem de modunuzu, üzgün müsünüz, mutlu musunuz onu algılama sistemleriyle size uygun fizide sizin modunuza uygun şarkılar çalmaya da başlayacak. Bayağı güzel gelişmeler var gerçekten. Ben çok heyecanlıyım 2024 yılı için, Turkcell için hem de sizi Turkcell'de yapacaklarınız için. Beni kırmadınız, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Görevinizde de başarılar diliyorum. İnşallah hem Turkcell için hem de ülkemiz için hayırlısı olur. Çok sağ olun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.